Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Açılışı gördüğünüz gibi kahvaltı tabağımla yapıyorum. Yine bulaşık diyorum. Çamaşır makinesi çalışıyor. Arkadan onun sesi gelmiş olabilir. Şimdi kendime küçük bir tabak, çok küçük gördüğünüz gibi küçük bir kahvaltı tabağı hazırladım. Çayla falan böyle yiyeceğim. Birazcık da ekmeğim var. Balla, tereyağı ve üçgen peyniri annem işten getirmişti. Onları da yiyeceğim. Çünkü çok acıktım. Batuhan'la tekrar öğleni uykusuna yatırdım. Şu an saat 1:30. Tam olarak 1:30 ve ben kahvaltımı yapacağım. Neyse arkadaşlar, size açılışımı böyle kahvaltı tabağıyla yapmak istedim. Hadi bakalım, ben afiyetle yiyeyim. Videonun devamında. Ne oldu? Ne oldu? Niye gülüyorsun sen? Bu. Çok zorlatma bak, kızarım, tamam mı? Ay ay ay. Ya bir çizgi bak. Yerim ben. Hem bir çıkıyor kutu hem de gülme krizi tuttu çocuğu. Yeter bak, yeter. Daralacaksın. Bu güzel. Bu güzel. Bunun keyfine bak ya. Hiç kırık mı tuttu seni? Hiç kırık mı gitti? Kaydı kaydı kaydı, düşecek. Sen de mi yapıyorsun abi gibi? Hadi tut bakalım, hadi. Düşersin düşersin bak. Gülmeyici. Kısacak şimdi bak. Yeter hadi, yeter. 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 Bana bak. Bak, o da yeter. Created with free version for non-commercial use. Evet, biz dışarıdan geldik. Batuhan'ı biraz parka götürmüştüm. Parktan geldik direkt. Acıktı mı bilmiyorum ama anne yüreği diyelim. Hemen gelir gelmez çocuğa makarna haşladım. Yemek suyuyla haşladım. Bakın, makarnam bile yemek suyuyla haşlıyorum. Ondan sonra bakın ne yapıyorum. Bebeği olanlara tavsiye ediyormuşum. Annem böyle işten böyle kahvaltılık yağlardan getiriyor. Bunları şey yapıyorum.
Batuhan için kullanıyorum. Tereyağı olduğu için. Hemen şöyle içine bir tane bırakıyorum. Evet, böyle. Zaten yağ çok küçük, telefonda birazcık daha büyük görünüyor ama çok az yani, demek istedim. Yarım yemek kaşığı kadar falan, belki o kadar bile yoktur. Onu attım. Daha sonra o işte eridikten sonra makarnamı koyacağım. Sos yapmıyorum. Sadece böyle tereyağıyla yediriyorum. Arkadaşlar ne oldu biliyorsunuz mu? Bu Batuhan beni deli edecek. Şeyden geldik, parktan geldik. Dedim hemen üzerimi değiştireyim, çocuğa bir makarna koyayım dedim. Sonra telefonu tabii ki kanepenin üzerine bıraktım. Batuhan telefonu aldı, Batuhan elinde gördüm ama hani açamadığı için dolabı açıyor, ben de geri kapatıyorum. Sonra Batuhan elinde telefonu gördü ama görüş o görüş, bir daha göremedim. Nasıl gülüyor. Ondan sonra telefonu aramak için nerelere bakıyorum. Siz telefonunuz kaybolduğunda nerelere bakarsınız? Lütfen bana söyleyin. Ben nereye baktım biliyorsunuz mu? Dolabı açtığı için yemin ediyorum buzdolabına baktım, mı raflarına. Sonra şu alt çekmeceye baktım. Sonra şurada tencere tavam var. Oraya baktım. Şuraya baktım. En çok da makarnayı ben burada şey yapınca, haşlamaya koyunca, bakın şurada şey var. Yağ tenceresi var. Patates kızarttığımız sabit bir yağ tenceresi. İçi yağ dolu. Yemin ediyorum elini o kapağa sürmüştü. Eli bayağı bir yağ olmuştu. Ya o kadar korktum ki yağın içine bıraktı diye. Sonra yağ tenceresinin içini açamıyorum. Elim ayağım titredi. Daha dedim telefon gitti. Su bile değil. Yağ yani. Telefonunuz yağ düştüğünü düşünün yani. Yağ tenceresinin içine düştüğünü düşünün. Sonra tencerenin içinde böyle açamıyorum. Kapağını da açamıyorum. Tabii yağ olduğu için. Bakın şimdi Nescafe'yi dökecek oraya. Ondan sonra bir korku saldı beni. Sonra neyse çatalın ucuyla, bıçak yardımıyla falan kapağı çıkarttım. Allah'tan tencere boş çıktı diye sevindim yani. Ondan sonra telefonu nereden buldum? Kanepenin o arası var ya, oraya sıkıştırmış. Batuhan sıkıştırmış yani, telefonu o kadar giremez. Çünkü arası çok dar. Eliyle sıkıştırmış herhalde annem arasını diye. Öyle makarnamız bu kadar. Demir suyla haşlıyorum. İçine de çok az bir şey koyuyorum. Tereyağı koyuyorum. O kadar. Şimdi Batuhan'a vereceğim. Çünkü parka çıkarmadan önce bir kase çorba içmişti. Parkta da yaklaşık bir saat falan durduk. Sonra bu kaşıkları çıkarıyor. Buraya koyuyor falan. Bakın böyle yapıyor. Sonra annesi oradan topluyor. Bir şeyler. Evet, makarnamız da çok güzel. Şimdi birazcık dursun bakalım. Bir 5-10 dakika dursun. Hemen yedirmeyeyim. Hem de soğumuş olduk. Sıcak sıcak vermeyelim. Hadi gel bakalım. Batuhan. Biz evde kaybolan malzemeleri, eşyaları çok farklı yerlerde arıyoruz. Ne olur bizim evin haline bakar mısınız? Anası burada yemek yapıyor. Batuhan'a bakın. Sandalyeleri ters çevirdik. Burayı kaydırak olarak kullanıyoruz. Oysa bugün parka da gittik. Parktan geldik. Oğlan doyamadı. Oğlan Batuhan yani. Batuhan hiç doyamadı Batuhan. Ne yapıyorsun sen? Bu formülü de Feri abladan gördük. Yani görümcemden. Görümcem çocuklarına böyle yapıyordu. Gerçekten çok mantıklı. Evde imkanı olan herkesin denemesini isterim valla. Yapın, çocuklar eğlensin. Bizim bu pek şey değil. Hani keşke şurası birazcık daha uzun olsaydı, arka kısmı. Çok daha rahat kaynayacaktı ama öyle değil. Bak şimdilik de kaldırıyor. Diğer şey koltuklarımız, yemek masasının koltuğu diyorum ya. Sandalyesi daha iyi. Daha iyi kayıyor da çocuk. Ona da sandalyeler yeni. Çocuk da kırar diye de biraz çekiniyorum doğrusu. Bakın ne yapacak Allah aşkına. Tekrar şuraya dayamaya çalışıyor. Bak bak bak, kafana gözüne gelecek aşkım. Geldi bile. Ay yavrum. Ben de ne yapıyorum? Yemeğimi göstereyim. Evet, çorbamı söyleyeyim. Bu çorba neyi biliyorsunuz mu? Böyle mercimekli, hamurlu, yoğurtlu çorba oluyor ya. Bunu ilk kez yaptım. Benim annem de şey yapmıyordu yani. Böyle yoğurtlu yapmıyoruz. Sadece mercimekli yapıyoruz. Helle oluyor zaten. Onu Tokatlılar bilir. Helleyi hepimiz de çok severiz. Yani biz çok severiz. Sonra böyle hamurlu mercimekli çorba yapıyoruz. Onu da yine çok severiz. Üzerine nane sosu falan yapıyoruz. Ama böyle içine yoğurt katarak, yoğurt ve un harcı katarak olanı, bunu hiç şey yapmadım yani. Yapmamıştım. Benim annem de dediğim gibi görmedim yaptığını.
Neyse, ondan sonra bunu Fatma ablada gördüm, Meltem'de gördüm. Ben gerçekten beğendim. Ama ona nasıl yapıldığını falan sormadım. Herhalde sorduysam da unuttum. Böyle kafaya göre yaptım. Üstüne de yağ ile birazcık da pul biber attım ama pul biber giriyor muydu, girmiyor muydu bilmiyorum. Ben yaptım. Tadı da güzel olmuş yani, beğendim. Sonuçta yenilebilecek bir çorba. İnşallah annem Ahmet de beğenir diyorum. Sonra kayınvalidem de yapmadı bunu yani. Hani biliyorsa da bunu kayınvalidemde de görmedim. Kendi annemde de görmedim. Sadece Eltim'de gördüm. Aklıma geldi herhalde. Pırasanın yanında yapmak istedim. Pırasa derken evet, yemek olarak da pırasa yaptım. Böyle salçasını ve şehriyesini attım içine. Şeyleri, pırasaları o kadar küçük doğramışım ki bir an elekten akacak diye korktum yani. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Sanki salata yapıyorum, şuna bakın. Vallahi bayağı bir küçük yapmışım. Evet, yine Batuhan Alp'le uğraşmaktayız. Dediğim gibi pırasaları çok küçük doğramışım. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Dalgınlığıma geldi herhalde. Siz bu kadar küçük doğramayın. Zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Ayrıca bu arada ben de yemek tarifi veremediğimi fark ettim. Gerçekten veremiyorum. Herkesin ayrı bir şeyi vardır. Hani ilgi alanı vardır herhalde. Ben de yemek tarifi işini sanırım beceremiyorum. Yemek yapmasını biliyorum. Tabii ki de beceriyorum da. Tarifini vermeyi beceremiyorum. Neyse, ben günlük vloglarla yani bu tarz çekimlerle devam etmekteyim. Yani yemek kanalı bana çok uzak, yapamıyorum. Öyle. Neyse, şöyle lavabonun üstünü bir toparlayayım. Lavabonun üstüne bakın Allah aşkına. Batuhan oyuncağı, telefon tutacağı. Şunlar zaten Batuhan sütletini kafeyi dolaptan çıkarttı. Şunlar da işte yemeğin bulaşıkları. Ben şöyle hemen bir toparlayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar, videoyu editleyince kapanış yapmadığımı fark ettim ve kapanış yapmak için kamera karşısına geçtik Batuhan'la birlikte. Arkadaşlar, dün ne oldu? Videoyu en son çektiğim kısımdan itibaren Batuhan oturma odasındaydı. Ben mutfaktaydım, işte yemeklerle ilgileniyordum. Sonra Batuhan küçük bir kaza geçirdi diyelim. Ev kazası. Arkadaşlar pudra kullanıyorum ben. Kullanıyordum. Batuhan'ın pişiği için. Şimdi çok şükür öyle bir pişiğimiz falan yok ama pudra da televizyonun yanındaydı. Yani televizyon ünitesindeydi. Öyle tarif edeyim size. Batuhan da traktörünü şöyle göstereyim. Traktörünü televizyonun yanına çekmiş. Oradan arkasına uzanmış. Normalde boyut olarak Batuhan'ın zaten televizyon ünitesi de bayağı uzun. Yani oradan televizyonun arkasından o pudrayı almaya imkanı yok. Hani yetişemeyeceği için, anladınız mı? Yani şu ana kadar sürekli oraya koyuyordum. Hani benim de elimin altında olsun diye. Sonra Batuşan oradan motorun üzerine çıkarak böyle oradan pudrayı almış. Sonra daraldığını fark ettim. Hani şey dedim, mutfak zaten kapılar açık ve mutfakta oturma odası yan yana. Dedim ki herhalde yine Batuhan'ın boğazında bir şey kaldı dedim. Bir korkuyla içeri geldim. Çocuğun ağzı falan her yeri pudra olmuş. Ama ağzının içinde de vardı yani. Hani direkt kutuyu mu dayadı? Kutuyu dayamaz. Ağzı kapalı. Hani pudranın dökülmesi için o üst kısmını, yani ağzını döndürmesi lazım. Bilmiyorum, oyun esnasında aslında şey geldiğimde de dediğim gibi yine pudranın ağzı açık değildi. Veya demek ki bayağı bir sirkeledi falan herhalde. Çünkü o televizyon önü falan da dökülmüştü. Hani oralara da dökülmüştü. Motorun üzerine falan da dökülmüştü. Sonra Batuhan ağzı o pudrayı görünce çok korktum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Rabbim kimseye, diyorum ya, evladıyla sınamasın inşallah. Kimseye acısını göstermesin. Özellikle evlat acısı diyorum. Tabii ki de her acı büyüktür herkes için ama. Bilmem, ben çok korktum. Sonra şey yaptım, işte suya götürdüm. Musluğun önüne götürdüm, ağzına su verdim. İçmedi, işte şey yapıyorum, böyle parmağımı çocuğun ağzına dolandırıyorum. Kusmasını sağlıyorum. Hani midesi bulansın, kussun diye. Sonra kusmadı. Sonra su falan da hiçbir şey içmedi. Direkt Sultan ablayı aradım falan. Sağ olsun o geldi. O birazcık zorla falan su falan içirmeye çalıştık. Sonra yoğurt yedirdim. Küçük bir kase yoğurt yedirdim. Çünkü benim annem de ilaçtan zehirlenince o direkt yoğurt yiyordu. Hani mikrobu kırıyormuş. Bilmiyorum, doktorlar mı dedi, annem mi öyle biliyor. Bu aklımda kaldı herhalde. Ben de direkt yoğurt yedirdim biraz. Böyle. Ondan sonra öyle şey yaptı yani, birazcık korkuttu bizi. Şimdi çok şükür iyi. Gece falan da bir sıkıntımız olmadı, daralması falan. Gayet iyi. Ben de direkt zaten Ahmet'e söylüyorum. Sonra Ahmet de çok korktu falan, hani doktora falan götürelim dedik.
Ama öyle daralması falan olmadı çok şükür. İlk başlarda evet daraldı, öksürdü falan. Çünkü düşününsenize yan pudra. Hani bir leblebi tozu falan böyle hani karabiber gibi düşünün. Zaten içinize çektiğinizde yanlışlıkla falan insanı daraltabiliyor. Öksürmesine falan da sebep oluyor. Böyle birazcık korkuttu bizi. Yaramaz paşa dün o kadar şeyden sonra, çekimden sonra böyle bir şey yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Bütün hepimizin evlatlarını Rabbim korusun inşallah. Böyle yani Batuhan'ın şu rahatlığına bak. Şu rahatlığına bakın, bu oğlan beni deli edecek ya. Üstündeki ne? Üstündeki ne? Kalk bir gösterelim, kalk. Bir kalk gösterelim ablalara, kalk. Otur bakalım bir. Aa, siz bunu biliyor musunuz? Bu kim? Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası. Balişkom. Evet arkadaşlar, bugün de 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Atatürk'ü sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Buradan da belirtmek isteriz. Çünkü biz çok seviyoruz. Değil mi Bodisim? Bakın sivitini bile taşıyoruz. Aşkım Balişkom. Balişkom. Uykun mu geldi? Evet, çünkü erken uyandık. Bugün yine Ahmet'i yolcu edince uyandık. Yani 9 gibi uyandık. Böyle erken kalkmamız iyi oluyor gerçekten. Benim için de, Batuhan'ın için de. İnsan kendini erken kalkınca gerçekten çok dinç hissediyor. Ya öğlen çok geç kalkıyorduk. 12-1 gibi kalkıyorduk. Zaten günün yarısında uyanıyorsun. Geri kalan kısmında ay yemektir, temizliktir, çocuk falan, zaten zaman nasıl geçtiğini bilmiyorsun ki. Günün zaten sürekli dediğim gibi şeyle bir uğraş içinde geçiyor. Ama böyle erkenden kalkınca insanın gerçekten kendisiyle ilgilenmeye de vakti oluyor. Dinlenmeye vaktimiz oluyor. Şu an Batuhan'ı yine işte bir 12'ye kadar falan oyalarım. Sonra tekrar ikinci uykusuna yatırıyoruz. O arada ben de yine evi falan toparlıyorum. Sonra tekrar zaten çok uyumuyor. Bir buçuk saat falan uyuyor. Sonra uyandığında yine devam ediyoruz Batuhan'la akşam uyuyana kadar. Böyle yani, ne yapıyorsun sen ya? Ya sen ne yapıyorsun? O emzikle emzikle. Bak bak bak. Gıcık. Gıcık Batuşal. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Videom için lütfen arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin. Arkadaşlar şunu da not olarak düşmek istiyorum. Abone olarak kotayı doldurdum ama pardon. Batuhan çekiyor. Ne oldu aşkım? Arkadaşlar sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. YouTube'da işte para kazanmayı aktif hale gelebilmemiz için aboneyi doldurdum. 4 kategori var. Kısacası 3'ünü doldurdum ama son kategori olarak izlenmemiz var. 4000 saat arkadaşlar. Bunu dolduramadım derken, bunda hala şeyim var yani, eksiğim var ve bunu doldurmam için son 2 ayım kaldı. Bunun için de sizlerden bol bol izlenme, beğeni ve yorum bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda, yani son 2 ayda bunu da doldurabiliriz. Değil mi aşkım? Aa, aa. Evet arkadaşlar, videoma desteklerinizi bekliyorum lütfen. Lütfen desteklerinizi beğeni ve abone olarak esirgemeyiniz. Bu videomu da beğenirsiniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.